olumlama içinde bir duyguyu barındırmıyorsa, gerçek bir isteği barındırmıyorsa ve inancı barındırmıyorsa asla başarılı olamaz. Duygu, inanç ve istek olmak zorunda içinde. Psikodramada sahnede kişi öyle bir duygu durumu yaşıyor ki her şeyi yapabileceğine inanmak noktasına geliyor. Her şeyi yapabilirim. Böyle bir inancınız varsa her şeyi yapabilirsiniz. Bütün liderlerin sırları budur. Bir tane sırları vardır. İyi bir liderin, dünyayı değiştiren bütün liderlere bakın. Onlar olumlama yapmıştır. Bu böyle olacak demiştir. Ve olmuştur da. Örneğin Atatürk. Buna iyi bir örnek. Eğer olumlama yapıp hayatınızda bir değişiklik olmasını hedefliyorsanız, öncelikle neyi istediğinizi çok iyi bilmelisiniz. Çünkü gerçekleşebilir. Bu bir İngiliz atasözüdür aynı zamanda. Neyi istediğinize çok dikkat edin, gerçekleşebilir diye. Neyi istediklerini bilmeden yapıyor insanlar. Çünkü orada bir cümle var. Mutlu olmak istiyorum. Ama içi boş. Yani ne seni mutlu eder sorusunun cevabı yoksa zaten bu olumlamanın da pek bir kıymeti yok. Çünkü armut piş, ağzıma düş şeklindeki bütün yaklaşımlar geçersizdir. Kişinin kendisinin direkt işin içinde olduğu, eylem içinde olduğu an ancak olumlama gerçekleşir. Kişinin var olmadığı, kendi içinde olmadığı, sadece beklediği iyilikler, değişiklikler, güzellikler ona gelmez.